Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir kurabiye tarifi ile sizlerle birlikteyim. Bu kurabiyeyi daha önce yapmıştım ama bu şekilde hiç yapmadım. Hamuru yaydıktan sonra bir dilimleyici ile böyle şekiller verdim kare kare. Bu şekilde de çok pratik oldu. Hamurun içerisinde de gerçekten yok yok çok lezzetli bir tarif. Çok detaylı olarak hepsini çektim. Ayrıca piştikten sonra nasıl oldu? Hepsi videonun devamında izleyebilirsiniz. Kurabiye için gerekli olan malzemeler 200 gram yumuşamış tereyağı, 1 yemek kaşığı kadar sirke, üzüm ya da elma sirkesi kullanabilirsiniz. 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya, 10 ve diğer malzemeleri eklemeden önce bunları güzelce bir karıştıralım. Tamamen krema görüntüsüne geldi. Şimdi diğer malzemeleri ekliyorum. Öncelikle 4 su bardağı un ekliyorum. Bardak ölçüsü 200 milimlik ve bu tarifte kabartma tozu kullanılmıyor. Şimdi hamuru yoğuralım. Un az gelirse bir miktar daha ekleyeceğim. Öncelikle 4 su bardağı un eklemiştim. Yetmedi. 1 bardak daha ekledim. Toplam 5 bardak un eklemiş oldum. Burada kasenin içerisinde üzüm var. Üzümleri robottan geçirdim. 1 su bardağı üzümü rondodan ya da blenderdan tamamen böyle püre kıvamına getirebilirsiniz. Bu tarifteki son malzemem de yine 1 su bardağı ölçüsüyle ceviz. Cevizleri çok ince çektim. Onu da ekliyorum ve şimdi bunları tekrardan yoğuralım. Kurabiye hamurunu mümkün olduğunca eşit bir şekilde yaydıktan sonra isterseniz bıçakla ya da bir şekilli kesiciyle kurabiyeye şekil verebilirsiniz. En başta şu kenarları alıyorum. Bu şekli daha önce hiç denemedim ama bu kurabiye hamurunu çok fazla yaptım. İçinde kabartma tozu olmadığı için şekli bozulan bir kurabiye değil. Elinizde kurabiye kalıbı varsa onlarla da yine güzel şekiller verebilirsiniz. Önce uzun olarak kestim. Şimdi tam ortadan artık kareleri ayıracağım. Dilimleri kare kare yaptıktan sonra zaten çok rahat bir şekilde kalkıyorlar. Yağladığımız tepsiye hepsini koyalım. Bu arada hamurun kenarlarından bazı parçalar almıştım. Onları da birazdan yine aynı şekilde yapıp tepsiye ekleyeceğim. Gerçekten çok güzel gözüküyor şekilleri. Bütün kurabiyeleri şekil verdikten sonra üzerine şimdi bir adet yumurta sarısını böyle çırptım. Süreceğim ama isterseniz sürmeseniz de olur ama sürünce bu kurabiyeye yakışıyor. Fırınımızda 170 derecede ısıtalım. Sıcak fırında kurabiyelerimiz güzelce kızarana kadar pişireceğiz. Yumurta sarını sürdükten sonra isterseniz benim gibi çatalla böyle çizikler atabilirsiniz. Böyle bir uzun ve yandan artı olarak.
Şekil verdikten sonra kurabiyelerin son halleri böyle bakalım piştikten sonra nasıl olacaklar. İçi üzümlü cevizli kurabiyelerimizi fırından aldım. Piştikten sonra gördüğünüz gibi şekilleri hiç değişmedi. Tepsiye nasıl koyduysam o şekilde oldu. Çok da güzel kızardılar. Bir tanesini size yakından göstereyim. Hala şu an sıcaklar gerçi ama. Çok fazla ılınmasını bekleyemeyeceğim. Neredeyse yine akşam oldu. Sizlere de içini yakından göstereyim. Çok lezzetli oluyor ve kolay kolay bayatlamayan bir kurabiye. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca videomu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Başka videolarda tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.